Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum. Aziz İrfan Kursatu'nun muhlisleri, bana bugün sizler bilen İrfan Kursatu arkalı didar görüşüp durumumuz. Bana bugün sizler bilen İrfan Kursatu arkalı ganimet keçeler deyip mavzusu arkasında sohbetleşe yapımız. Allah Teala gibi hesab hamdü sanalar olsun sizi bizini Ramazan geyit kazdı. Allah Teala gibi hesab şükürler olsun ki Ramazan ayda turpumuz. Sahabe-i kiramlar intiklik bilen kütken mağfiret 10 günlüğüge hem yakınlaşıp geliyipimiz. Allah Teala bu ayda kılgen ibadetlerimizini kabul kısın, hatalarını özü keçirsin. Azizler bu şuna ulu bir ay ki bu sizi biz mümin Müslümanlar için ganimet bir ay. Rahmet ayıdır, bu ay mağfiret ayıdır, bu ay Kur'an ayıdır. Bu aydan sizi biz mümin Müslümanlar önümlü faydalanışlığımız gerek bularken. Bu ayda keçeleri okuladigen namazını taravih namazı deyildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taravih namazı hakkında şimdi merhamet kıyanlar. Kim taravih namazını ihlas bulan Allah'tan savab ümidi de okuyduken bulsa, avvalgi barca günahları keçirildi degenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davrlarında taravih namazı yalgız halde okulgen. Peygamberimiz aleyhisselamdan keyin Hazreti Umar davrlarına gelip taravih namazı cemaat bilen okuluşluğu yolga koyulgen. Demek siz ve biz bir yılda bir mertte şu Ramazan ayıdaki taravih namazıya tuğla tüküz katnaşlığımız gerek buladı. Savabı cüda uluğ ikenliğine Peygamberimiz aleyhisselam ayıtı bütüldüler. Bu ayda köprak Kur'an tilavatı, köprak tasbih, zikir, istiğfar bilen meşgul bosek, inşallah maksadge muvafık buladı. Ramazan ayı hem kalgen aylar singeri cüda tez ötüp getedigen bir aydır. Şunun için bu ayda önümlü faydalanıp, keçelerini ibadet bilen, qorilarga soyim bo'lib iqtido qilgan holda tarovihlarni o'qisak inshaalloh maqsadiga muvofiq bo'ladi. Bu yil Ramazon oyida yurtimizdagi ko'plab masjidlarda, xosatan tumanimizdagi Oltinsoy tumanidagi barcha masjidda qorilar tarovihni xatmi Qur'onda xatmi bilan o'tkazishyapti. Alloh taolo qorilarimizga o'zi kuch quvvat bersin. Soyim bo'lib iqtido qilib turuvchilarga ham Alloh taolo kuch quvvat berib, Ramazonni to'liq o'tkazishlikda mukammal savoblarni yig'ib olishligimizni Alloh taolo o'zi bardavom qilsin. Azizlar, bu oyda Qur'on o'qishligini Payg'ambarimiz alayhissalom Qur'on o'qishligi haqida shunday marhamat qilganlar. Kim bu oyda Qur'on o'qiydigan bo'lsa, qolgan oylarda o'qilgan Qur'onning 70 barobar ko'pichalik savob berilishligini aytganlar va o'zlari Payg'ambarimiz alayhissalom har kecha bu oyda Jabroil alayhissalomga Qur'on o'qib berganliklari rivoyat qilinadi. Shuning uchun olimlarimiz bu oyda Qur'onni ko'proq o'qishlik, hech bo'lmaganda xatm qilishlikni targ'ib qilganlar. Bu oy mag'firat oyidir, bu oy rahmat oyidir, bu oy ihson oyidir, bu oy yaxshiliklar qilinadigan oydir. Shuning uchun siz va biz mu'min musulmonlar bu oydan unumli foydalansak inshaalloh yaxshi bo'ladi. Sahobalar bu oy Ramazon oyini o'tkazgandan keyin 6 ay davomida Alloh taolodan duo qilib so'rar ekanlarki, "Ey Alloh, bizlarni Ramazonda qilgan duolarimizni, ibodatlarimizni qabul qilgin" deb so'rar ekanlar. Va qolgan 6 oyda duo qilar ekanlar, "Ey Alloh, bizlarni keyingi Ramazonga yetkazgin" deb. Shuning uchun mu'min musulmonlar uchun bir bu oy bir g'animat bir oy bo'lganligi uchun unumli foydalanishga harakat qilaylik. Ibodatlarni davomli qilaylik. Qorilarga iqtido qilib, soyim bo'lib tarovihlarni o'qiylik. Qur'on o'qishni bilganlar albatta xatmi Qur'on bilan yakunlansa inshaalloh maqsadiga muvofiq bo'ladi. Ramazon oyi juda ulug' oy ekanligini suhbatlashdik. Bu oyda qilinadigan amallarga ajr savoblar ko'p berilishligi haqida suhbatlashdik. Bu oyda qilinadigan nafil ibodatlar uchun qolgan oylarda farz ibodatini savobi berilishligi aytilgan. Va bu oyda qilingan farz ibodati uchun qolgan oylardagi 70 marta qilingan farz ibodatini savob berilishligini eshitdik, aytdik. Demak, shunday ulug' oyda turgan ekanmiz, savoblarni, yaxshiliklarni ko'paytirishligimiz kerak va yana qo'rqishligimiz kerakki, bu oyda yaxshiliklarga savob ko'p berilgani singari
yomonliklarga ham gunohlar qolgan oydagiga qaraganda ko'p yozilar ekan. Shundan ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Mabodo insonchilik bilan ba'zi bir holatda kim bilandir arazlashganlar bo'lsa, mana shu oyda yarashsin. Ajri ko'p, savobi ko'p bo'ladi. Aka-ukalar ahl bo'lsin, silay rahim qilsin. Bir-biri bilan oldi-berdi, qarz oldi-berdilarida bo'lganlar bo'lsa, albatta mana shu oyda uzishlikka harakat qilishligi kerak. Demak, shunday bir ulug' oyda turibmizki, Alloh taolo juda bir yaxshi bir rahmat oyini sizu bizga imkoniyat qilib bergan ekan, unumli foydalansak inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Yomonliklardan tiyilishligimiz kerak. G'ibbat, bo'xton, tuhmat, bekorchi kabilar ehtiyot bo'lishligimiz kerakki, shuni aniq bilaylikki, bu oyda savoblarga qancha ajr ko'p berilsa, gunohlarga ham xuddi shunchalik ko'paytirib berilar ekan. Demak, bu oyda kunduzlarini tasbih zikrlar bilan, kechalarini tarovihga qorilarni orqasidan iqtido qilib, soyim bo'lib, qoyim bo'lib turadigan bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo bu oyda qilgan barcha yaxshiliklarimizni, ibodatlarimizni, tasbih zikrlarimizni qabul qilsin. Va keyingi ramazonlarga o'zi sizu bizni butun yurtimiz bilan tinch xotirjam holda o'zi yetkazsin. Hayitlarni ham sog'-salomat o'qib duolar qilishlikni va har bir qilingan duolar qabul bo'lishlikni Alloh taolo o'zi nasib ro'z aylasin. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala Rasulillah. İslam dini paklik, tazalik dinidir. Paklik imandandır deb ta'lim beradi. İslam dini paklik, tazalik dinidir. Paklik imandandır deb ta'lim beradi. Şunun uchun ham farzandlarimizni paklikka, azodalikka o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo pok bandalarini yaxshi ko'rishini bir necha o'rinlarda zikr qilib o'tgan, jumladan Tavba surasining 108-oyatida marhamat qilib aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallohu yuhibbul muttahhirin. Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi, unda poklanishni xush ko'radigan kishilar bor. Alloh esa poklanuvchilarni sevar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Tanazzafu fa innal islama nazifun. Pok bo'linglar, zero islom pokliktir, Muslim rivoyati. Boshqa bir hadisda esa an-nazafatu tadfu tad'u ilal imana wal imanu ma'a sohibihi fil jannati. Ya'ni poklik kishini iymonga chaqiradi. Iymon esa o'z egasi bilan jannatda birgadir deya marhamat qiladi. Taboroniy rivoyat qilgan hadisda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.